Var, tekrar hoş geldiniz. Semahat'ın Patikleri Örgü kanalındasınız arkadaşlar. Şöyle yapınca benim ışık, sihirli ışık açılıyor. Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Yine bir gece çekimiyle karşınıza geldim ben. Güzel bir yelek modeli gördüm, beğendim. Sizlerin de işine yarayacağını düşünerek şöyle güzel bir yelek modeli çalıştım. Küçük bir parçada ince eskiden kalma nako ipim vardı. Onunla çalıştım. Bayağı bir ince. Ama kalın ipte daha bir güzel duracağını düşünüyorum. Şimdi sıralı bir yelek. Yani sıralı bir model. Burgulardan oluşuyor. Ters ve düzden oluşuyor. Artırma kesme yok. Çok rahat örebileceğiniz, yani gözünü kapat yap. O kadar rahat örebileceğin bir model. Bu model 7 artı 3 üzerinden model kuruluyor. Her modelimizde 7 tane ilmek var. Şöyle göstereyim. Bakın 3 tane kenar tersim var. 3 4, 5, 6, 7. Bunu niye saydım? Bunu da yabancı bir arkadaş. Buradan da ona selam olsun diyorum. Pardon. Arkadaş bana bir modelde kaç ilmek olduğunu sormuş. Bunu da onun için saymak istedim. Ön yüzü modelimizin arka yüzü. Çok rahat yapabileceğimiz, herkesin, yani yeni öğrenen arkadaşlarım bile çok rahat bir şekilde yapabileceği bir model. Burgularımız her zaman böyle, hani içten dışa doğru yapıyoruz ya, bu sefer de tek bir ilmekle burgumuzu dıştan içe doğru yapacağız. Arada bir tane tersimiz var. Sonra arada 3 tane ilmeğimiz var derken şimdi başlayalım. Modelimizi nasıl yapmışız? Şöyle yakından da bir göstereyim arkadaşlar. Belki ekran resmi çeken olur. Bu şekilde. Bakın. 3 ters, 3 düz, 1 ters, 3 düzden oluşan bir model. Evet, modelimizi bırakıyoruz. İki model üzerinden anlatacağım ben size. Şimdi elimde olan pembe parça ip var. Bununla iki sıra, iki diş haroşa gittim. Şimdi hemen başlıyoruz. Örnek, yelek yaptınız. Kenar lastiğini yaptınız. Hemen modelin kurulumuna geçiyoruz. Bir ters, iki ters, iki ters. Bir boşaldık. Bir, iki düz. Bir ters. Bir, iki düz. Bir boşaldık. Yani 3 düz. Kenar düzlerimizi örmüyoruz. Ara verelim. 1, 2, 3. Bu arayı istediğiniz şekilde genişletebilirsiniz. 4 yaparsınız, 6 yaparsınız. Daha sık yapmak için de 2 de yapabilirsiniz. Tekrar 1 boşalttık. 1, 2 düz ördük. 1 ters ördük. 1, 2 düz ördük, 1 boşaldık, kenar ilmekler. Evet, 3 tane kenar ilmeğimiz var. Çevirelim modelimizi. Çevirdik. Ters taraf. Her zaman ilmeği örmeden alıyorum ben. 1, 2 düz. Yani kenar ilmekle birlikte 3 tane. Boşaldığımızı tekrar boşaldık. 2 tane düzümüzü kendimize doğru ters ördük. Aradaki bir taneyi düz ördük. 1, 2 ters ördük. Boşaldığımızı tekrar boşalttık. Ara ilmeklerimiz 3 tane düz. 1 boşaldık. 1, 2,
düz ördük, pardon, ters ördük, bir düz ördük, bir iki ters ördük, bir boşaldı kenar ilmeklerimiz, üç tane düz. Çevir modeli ne kadar kolay oldu, anlaşıldı değil mi? Şöyle bir hal aldı. Devam edelim. 2, 3 tane düz, ters. Boşalmıştık ya. Tekrar boşaldığımızı boşalttık. İçeri doğru yer değiştireceğiz. Boşaldığımızı ön taraftan sola doğru, 2 ilmeği de sağa doğru aldık. Tekrar üçünü de şişimize aldık. 1, 2, 3 tane düz ördük. Aradaki bir tane tersimizi yaptık. Buradaki 3 ilmeğimize geldik. Arkadan ikisini sağa doğru aldık. Boşaldığımız ilmeği şişe geri taktık. 1, 2, 3 tane düz ördük. 1, 2, 3. Model sadece düz taraftan kuruluyor. Arkadan gelişine göre yapacaksınız. Üç tersten sonra yer değiştirelim ilmeklerimize. Boşaldığımızı sola aldık. İki ilmeğimizi şöyle güzel şekilde tutarsanız ilmekleriniz bozulmaz. 1, 2, 3. Ortadaki tersimizi ördük. Yer değiştirelim. 2 ilmek sağa, boşaldığımızı sola. Bakın tersin yanlarında kalıyor. 2, 3. Kenar ilmeklerimizi ters ördük. Model biraz sonra kendisini gösterecek. Tekrar 3 tane düz. Arka tarafındayız modelimizin. Hepsini gelişine göre örüyoruz. Tersi ters, düzü düz. 2 ve 3. 1, 2, 3. Ara tersimiz. 1, 2 ve 3. Düz. 1, 2, 3. Kenar ilmeklerimiz düz. Modelimizin arka tarafı. Tekrar modelimizin ön yüzünü çevirelim. Kenar ilmeklerimizi ördük. Ters bir şekilde. Ne yaptık? Bakın bu bizim modelimiz. Tekrar boşalttık. 1, 2 düz ördük. 1 ters ördük. 1, 2 düz ördük. Boşalttık. İpi kendimize doğru aldık. 1, 2, 3. Boşaldık. Modelimizin üzerindeyiz. Boşaldık. 1, 2. Ters ördük. 1, 2 düz boşalttık. Kenar ilmeklerimiz. Çevir tersini modelin. Tersten, ters ters, düzü düz olarak geleceğiz ama boşaldığımızda tekrar boşalacağız. Bakın. Boşaldığımız tekrar boşaldık. 1, 2 ters, 1 düz, 1, 2 ters, boşaldık. 1, 2, 3. 1, pardon, boşaldık. 1, 2. Düz ördük. 1, 2 ters ördük. Boşaldık.
Yani hem önden hem arkadan boşaldığımızı boşalıyoruz. Kenar ilmeklerimizi yaptık, çevirdik. Yavaş yavaş modelimiz kendini gösteriyor. 3 tane ters. Yer değiştiriyoruz yine. Sağ aldık ikisini, düz ördük. Sol aldığımız boş ilmeği düz ördük. Tersimizi ördük. Şimdi bu üçüne yer değiştireceğiz. Üçünü de şu şekilde şişe alıp arkadan ikisini şişe geri alacaksın. Öndeki boş aldığını tekrar şişe geçirdik. 1 2 3 1 2 3 ters boşaldık. Yer değiştiriyoruz. 1 2 3 ters ördük. 3 tane ilmeğin üçünü de sağ şişe alarak yer değiştiriyoruz. Yani gözünü kapat yat diyecek kadar kolay model. Hem kolay hem güzel. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Hırkada, yelekte, atkıda, berede nereye istiyorsanız. Bu şekilde tekrar tersten yapın gelin. Tersten yapın gelin dedim ama arkadaşlar, tersten bu sırada hiçbir işlem yapılmıyor. Sadece tersi ters, düzü düz olarak örüp geliyoruz modelin. Her yapıldıktan sonra tersini ters, düzünü düz olarak yapıp geliyoruz. Model bu kadar. Yani başka hiçbir zorluğu yok. Tekrar bir sıra daha göstereyim modelin kurulumunu. Model zaten çıktı. 3 tane tersimizi yaptık. Boşaldık. 1, 2, düz ördük. İpi kendimize doğru aldık. Ters ördük. 1, 2, düz ördük. Boşaldık. 1, 2, 3, ara ilmeklerimizi ördük. Boşaldık. 1, 2, düz ördük. Tersimizi ördük bir tane. Bu ters sabit bir şekilde gidiyor. İşiniz bitene kadar, örgünüz bitene kadar boşaldık. 3 Tekrar tersten sadece unutmayacağınız şey önden boşaldığımızı arkadan da boşalıyoruz. Örmeden. 1 2 ters ördük. Bir düz ördük. Bir, iki ters ördük. Boşumuzu tekrar boşalttık. Bir, iki, üç düz ördük. Boşaldık. Bir, iki ters ördük. Düz ördük. Bir, iki ters ördük. Boşaldık. Kenar ilmeklerimiz düz. Son bir kez modeli gösteriyorum. Arkadaşlar eğer kafanıza takılan model varsa, kanalımda yapamadığınız herhangi bir model varsa Instagram sayfam sema04'ten bana ulaşabilirsiniz. Facebook kanalım Semahat Hazar'dan ulaşabilirsiniz. Her şekilde yardımcı olur. Çıkaramadığınız, zorlandığınız herhangi bir model varsa ben modellerin çoğusunu istek üzerine anlatıyorum. Yani sizden gelen
şu modeli anlatır mısınız dediğiniz zaman o modeller üzerinde çalışıyorum zaten. Bazı modellerde böyle kendim beğenerek sizinle paylaşmak istiyorum. Kanalımda görüp beğendiğiniz işler varsa onları anlatmamı istiyorsanız anlatırım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Arabalı yelek paylaştım bundan önce. Arabalı yeleği hep yakadan yapıldığını gördüm. Ben de parça parça yaptım arabalı yeleği. Şekilde harika bir model çıkıyor ortaya. Pembede duruşu ve sarıda duruşu. İkisine de yakışıyor model. Şekilde. Bir çalışmanın daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Daha güzel güzel modellerle karşınızda olacağım inşallah. Allah ömür verdiği sürece. Hoşça kalın. Hayırlı günler, hayırlı geceler.